Bizlerin imamlarımız, İmam Ebu Hanife rahimehullah teala, bütün Müslümanlar boyundağın 4 mezhep var. Sol 4 mezheptin içindeki en ülkeni. Dünyada hazır günde 1 milyar 700 milyondan asa Müslüman bulatın olsa, sonun 50% olsa İmam Ebu Hanife mezhebinde. İmam Ebu Hanife rahimehullah teala, bu kişi birinci asırda dünyaya geldi, ikinci asırda dünyadan öttü. 80-ci hicride dünyaya geldi de 120-ci hicride dünyadan öttü. Bu kişi sahabelerin zamanında dünyaya gelip sahabelerini görüp tabiinlerin zamanında dünyadan öttü. Ulu tabiinlerin şagirdi oldu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanın en yaxşısı benim zamanım dedi. Keyin oğan körşü bulgan zaman dedi. Qasırlardan en yaxşısı benim qasırım deyin sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ötkeni kanday qiyinçilik tuğundasa qaysı meselede bolsun sahabalar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e baratın etdi, o kişiden sorab alatın etdi. Cevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beretin etdi. Keyin oğan körşü bolgan qasır dedi. Ol qaysı qasır desi sahabalardan qasır. Ne üçün sahabalardan qasır bul en Bakıt kasırından sanaldı Peygamberimizin vaktinden keyin dese, ötkeni o sahabalar sol vahiy tüsken Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de gördü. Vahiydi kaşan tüstü, kalay tüstü, kimin üstünde tüstü be sahabalar biletin edi. Keyin oğan körşü boğan kasır dedi. O kaysa kasırda tabiindadın kasırı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahtagan. Bu kişi birinci kasırda dünyaya geldi sahabaların kasırında, Cene Mahtagan, ikinci kasır, ol tabiindarın kasırında, 80 hicirde dünyaya gelip, 120 hicirde dünyaya öttü. Allah subhanahu wa ta'ala bu kişiye sonday bir parasat verdi, bu sonday bir akıl verdi. Cene Allah subhanahu wa ta'ala bu kişiye takva verdi, sonday bir ülken bilim verdi. Sizlerge misal retinde aytatın bulsak, olsa İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın mazhabının kançalıklı derece küştü eken degen, Üçüncü mezhabın iyisi bulgan İmam Şafii rahmetullahi Mekke'ye o kişinin anası götürüp geldi 4 yaşında. Mekke'nin bilimini aldı. Mekke'de o kişiye sabah beretin adam kalmadı. Sonda o kişi Arap edebiyatına berilip gitti. Sonda ey Muhammed, o kişinin adı Muhammed, Muhammed ibn İdris, Şafii rahmetullahi. O kişiye aytı, sen nege Kur'an'da hadiste koyup Arap'tan şeriatına berilip gittin dedi. Sonda o kişi aytı, mağan sabah beretin kim var dedi Mekke'de. 10 yaşar bala aytıp dur. Sonda o kişiye Medine'de İmam Malik var dedi. İmam Malik'ten Medine'ye gelip bükül bilimin azgatay vaktin içinde aldı. Bırak o kişi İmam Malik'ten hürmetini saktap 17 yıl kizmetinde turgan adam. Sosun o kişi bir günü meşitte turet, karasa bir kişi namaz okup dur. Sonda bir ademi sulu namaz okup dur. O kişi janağı namaz okup durgan adamdı görüp, namaz okup bulgandan keyin siz kaydan geldiniz dedi. Sonda o kişi aytı, ben Kufadan geldim dedi. Siz kimnin şagirdisiz dedi. Men İmam Ebu Hanife'nin ülken şagirdi İmam Ebu Yusuf'un şagirdim dedi. Sonda o kişi sonda ananın okuyan namazına mahabbatı ketip men sizin ustazından sabah alsam deyip kaldı. Söyde bu kişi İmam Malik'ten altına gelip men osunday Kufadan gelgen bir kişini gördüm. Sonda bir keremet namaz okuttur. Men sol kişinin ustazından barıp sabah alsam ol İmam Ebu Yusuf dedi. Sonda İmam Malik o kişiye cevap verdi. Bırak sen dedi mınav kervendiz dedi Kufa'ya baratın dedi. Jol aksın men birim dedi. Bu kişi izdeyip yürüp kervenini taptı. Kervenin ketetini vakti yakında kaldı. İmam Malik oğan hala akşa vermeye jatır. Barıp sorayın dese yalıp dur. Sonra bir kez de kerven neydi keteyin de batkan kez de bir kişi İmam Malik, İmam Malik deyip şakırıp geldi. Söyledip özünün kolunda akşası varken akşasını verdi. Sonra İmam Malik ana akşanı alıp İmam Şafii'ye verdi. Sol İmam Şafii'ye gelip İmam Ebu Hanife'nin ülken şakırtı İmam Ebu Yusuf'a şakırt getirdi. Mekke'nin, Medine'nin bükül bilimin algan adam İmam Ebu Hanife'nin şagirdi İmam Ebu Yusuf'a şagird bolup tüstü. Sizler endi bile beriňizler İmam Ebu Hanife'nin mektebi kanday boldu, olardyň bilimi kanday boldu. Endi meselem bir misal getireyik. Nelikden İslam aleminiň eki ülken astanasy bolgan biri Mekke, bul mahabbatun vahiy diýdi. Vahiydiň besigi bolgan Mekke, sosun onuň jalgastyryşçysy bolgan Medine. Nege ol eki sonda musulmanlardyň kasiýetli kalasyna karaganda bu Kufa'dagı bilim jogarlap ketti. Ağayındar, bu osıgan jene bir misal getiretin bolsak,
Birinciden bunun özüne misal getirmişse Kufa Astana oldu. Törtüncü halife Ali ibn Abi Talib Rızıallahu anhu'nun devrinde havariciler çıkıp Müslümanların arasında soğuz pastalatın gizdi. Bu imam halife Ali ibn Abi Talib Rızıallahu anhu men peygamberimizin kalası Medine'nin kanına bölünün kalamayım de Medine'den Astana'nın Kufa'ya göçürdü. Astana Kufa'ya göçken gizinde bükül ırı sahabalar, galim sahabalar sol Kufa'ya göçüp vardı. Sol sebepten o yerde Kufa'ndağı bilim Mekke Medine'ye karşı jogarı boldu. Sol sebepten İmam Ebu Hanife Kufa'da bulup Kufa'dağı ulu sahabalarının şagirti bulgan ulu tabiinlerden sabık aldı. Hazır mesela retinde keltiretin bolsa buna Kazakstan memleketi. Kazakstan memleketinde bäriniz bilesiz bizim aldıngı Astanamız Almaty kalası edi. Almaty kalasından hazırgı Astanaga köçtü. Mine sol Astanaga Kazaktın en mıkty galımdarı, en mıkty neleri Astanaga bara jatır. Ne üçin Astana ortalık bolgandığı üçin. Stor sol sıyaktı Medineden, Mekkeden ırı galımdar, sahabalar, tabiindir olar Kufa'ga köçtü. Kufa Astana bolgandığı üçin. Bu birinci mesele olatmasa, ikinci mesele. Biliminin, bu Arap yerinin osu Orta Azya'ya kelgendigi. Sahih Sitte dedi, altı senimde hadis cinaktar dedi. Osların beşevi osu Orta Azya'da yazıldı. Karanız, biri Azerbaycan'da yazıldı. Altı en mıktı hadis kitaplar. Soların en mıktısı İmam Bukhari'din Sahih Bukhari kitabı. Bu Bukhara'da yazıldı. Karanız, bilim degen nerse köşüp tıratın zaten de bu bilim.